Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün avcı tanklara şöyle yine bir ufaktan bir bakış atacağız. 3 tane güzel, birbirinden değişik seviye 8'de oynama stilleri, özellikleri birbirinden farklı ama tabii temel mantalite olarak avcı mantalitesi olan ama yine de stilleri farklı olan 3 tane avcı tanka şöyle bir bakış atacağız. Şimdi avcı tank dediğimiz zaman hemen ilk maçtan da görüyorsunuz. Böyle ön taraf takım arkadaşlarınız savaşır işte. Ön safta çarpışır. Birebir mücadeleye girerken siz de arka taraftan uygun bir pozisyon alaraktan onlara destek vermeye çalışırsınız. Burada da şu an aynı şekilde temel avcı mantığına uygun bir şekilde arka pozisyona gelmiş olduk. Şimdi kullandığımız tank Scorpion G tankı herhangi bir şekilde bir zırhı olmayan bir tank. Seviye 8'de grill hattının seviye 8'de küresi RHM'ye bir miktar benziyor. Ona benzetebilirsiniz. O tarz böyle herhangi bir şekilde bir zırhı olmayan bir tank. Dolayısıyla böyle bir tankı oynarken iki kat daha fazla dikkat etmeniz lazım diğer avcı tanklara göre. Çünkü neden? Bir kere spotlanmamanız gerekiyor. Spotlanırsanız hemen götünüzü koruyacağınız bir böyle önünüzde kayalık gibi veya bir engel gibi bir noktanın muhakkak bulunması gerekiyor ki açıldığınız anda hemen oraya saklanabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki tankın önemli bir özelliği de hareket kabiliyetinin olması, zırhının olmamasından dolayı ve tabii ki de bir Alman avcı tankı beklenildiği üzere çok ciddi derecede iyi olan bir topunun olması. Gördüğünüz gibi arka taraftayız. Takımımıza destek verecek bir pozisyondayız. Şu an savaş bizim olduğumuz bölgede geçiyor. Buradan eğer rakip kafasını çıkarırsa çıkaranlara vuruyoruz rahat bir şekilde. Şimdi avcı tanklarla ben bazen görüyorum oynarken bazı arkadaşları. Sıkıntılı durumlar. Adam arkaya geçiyor, bekliyor. Pozisyon yok, bir şey yok. Abi pozisyon yoksa orada beklemene gerek yok. Avcının mantığına aykırı bu. Avcının mantığı ön tarafta takım arkadaşınız rakiplerle savaşırken onlara destek olmaktır arka taraftan. O yüzden arka tarafta saçma sapan yerlerde beklemeyin avcı tankları oynarken. Muhakkak destek vereceğiniz bir pozisyonda olun ki takım arkadaşlarınızı rahatlatın. Avcıların genel kullanım mantığı bu yönde olmalı ki başarıya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu karşılaşmada yine biz gördüğünüz gibi bayağı bir az önceden beri de söylüyorum zaten. Epeyce bir destek verdik oyunun henüz başı ama şu an durumu değerlendirecek olursak ortalama fena olmayan bir durumdayız. İki tane sıkıntı var. Type 59 güzel oynuyor orada görüyorsunuz. Kendini çıkartmıyor. Bir de asıl önemli olan sıkıntı sağ taraftan Experimental çok ciddi şekilde sıkıştırıyor. Bizim Isu az önce benim yanımdaydı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama şu an kulesi yok ve orta tarafa doğru gidiyor. Şimdi Scorpion G gibi bir tank var altında ve önemli artlarından bir tanesini söylemeyi unuttum. Kulesi dönebiliyor. Kulesi olan ve dönebilen, topu dönebilen bir avcı tank sağa sola. O yüzden yeri geldiği zaman bir medium tank gibi de kullanabiliyorsunuz. Burada yine güzel bir şekilde T69 oradan kendini çıkarınca vuruyoruz. Tabii açılma riskinden dolayı hafif bir geri çekiliyorum. Doldurunca tekrar çıkacağım. Yine ince bir atış. O aleman almam önemliydi. Çünkü orada bir hafif sıkıntı yaratacaktı bize. Şimdi ben İsu'dan şey bekliyordum. İsu'yu konuşuyordum burada. Ortaya girdi kötü bir yere. Sağ taraftan gidip experimental çekmesini bekliyordum ama öyle bir şey yapmadı. Şimdi onun yapması gereken şeyi arkadan ben yapacağım. İyice arka tarafa geçip sağ tarafa geçip oradan vuracaktım çaprazdan ama şurada kafasının gözüktüğünü fark ettim. Oraya aim koyuyorum. Şimdi nişanı aldım. Güzel bir şekilde vuruyor ve takımı rahatlatıyoruz. İşte avcıların temel mantığı bu abi. Yani o adamı oradan çekmek gerekiyordu. İsu'nun yapması gerekiyordu bunu ama İsu yapmadı. En son ben gittim, ben yapıyorum. Şimdi açılmayan bir RHM'leri var. En son sağ tarafta mıydı? Öyle bir şey diye hatırlıyorum oyun içerisinde ama şimdi anlatırken dikkat etmedim. Arka taraftan çıktı. Ben de Type 59'a basacaktım normalde ama bütün planım suya düştü spotlanınca. Aşağıdan spotlanmadan arkasına girecektim. Ama Type 59 akıllı bir oyuncu. Spotlandığımı fark edince hemen arka tarafta tabi hemen de desteğini alınca direkt bastı oradan benden yememek durumuyla birlikte VK45'i çektiler. Şimdi sıkıntılı bir durumdayız. İki kişiler tekim ama can puanım iyi durumda. Bakalım o herif oradan birazcık kendine çok güveniyor. Şöyle güzel bir şekilde vuruyoruz. Hasar da almadık. Tek atışa düşürdük Type 59'u. Şimdi Type 59 benim için herhangi bir şekilde bir sıkıntı arz etmiyor. Burada hamleyi birazcık erken yaptım. Spotlanmadan yaptım. Ama hızıma güveniyorum. Çünkü bayağı hızlı bir
avcı tank gördüğünüz gibi. RHM'yi gafil avlamayı planlıyorum şu anda ki tam karşıma çıktı. Güzel bir şekilde vurup yemeden yukarı çıkacaktım ama maalesef burada artık mecbur yiyeceğiz. Düşük vurdu muhtemelen. Küçük topu var ve yani yüksek vursa muhtemelen alacaktı. Biraz tabii şansın da yanımızda olduğu bir karşılaşmaydı diyebilirim belli başlı pozisyonlarda, ama genel olarak avcı tankımızı gerçekten güzel oynadık. Yapılması gereken hamleleri yaptık. Takımımıza destek verdik. O sağ taraftaki şeyi çektik. Efendime söyleyeyim, M6'yı çektik. Gayet iyi oldu. Takımı rahatlattık. Sonrasında da hamlemizi yaparaktan güzel bir şekilde karşılaşmayı almış olduk. Evet, ilk avcı maçımız Scorpion G tankıydı. Onunla bir avcı tankla, hareketli, zırhsız ama hareketli bir avcı tankla, iyi bir topu olan bir avcı tankla nasıl oynayabiliriz onu göstermiş olduk. Şimdi ikinci karşılaşmamız az önceki tankımızın tam tersi bir tank. AT-15 seviye 8 İngiliz avcı tankı, FV215B183 hattındaki bir avcı tank kendisi. Ziyadesiyle zırhlı. Çok çok iyi bir topu var. Gerçekten çok çok iyi bir topu var. Zırhı güzel. Topu sağa sola çok iyi. Yine o dönme açısı, kulesi yok ama sağa sola o hedefleme açısı baya güzel tankın. Bunun dışında görüyorsunuz iyi bir can puanı var ama yavaş. Yani tanktan bu şekilde kısmışlar. Oldukça yavaş bir tank. Şehir haritası, şehir haritaları bu tarz bir avcı tank için gerçekten güzel. Kullanışlı bir harita diyebiliriz. İyi bir oyun çıkarabilirsiniz. Burada rakibin hani buradan gelmediğini artık az çok anladıktan sonra şurada kendime, zırhıma da güvenerek tabii ki bir pozisyon aldım. Çok iyi bir topu vardır. Oyunun başında söyledim. Birazdan ne demek istediğimi çok çok daha iyi anlayacaksınız. Burada hemen ilk atışımızı vuruyoruz. Alfamız düşük ama çok hızlı dolduruyoruz. Özellikle adrenalin bastıktan sonra baya baya ölümcül bir topa sahip oluyor AT-15. FV215B183 serisindeki de ayrıca en etkili avcı tank diyebilirim. AT-6 idi, AT-7 idi falan. Onlar AT-2 idi. Baya sıkıntılı tanklar. AT-6 değil de AT-8 idi galiba seviye 6'daki. Bunlar hep sıkıntılı tanklar ama bu tank güzel. Torto da yine aynı şekilde sıkıntılı tanklardan bir tanesi ama bu tank gerçekten hakkını vermişler yani. Çok güzel bir tank. Tabii her zaman böyle şanslı olmuyorsunuz veya böyle iyi oyunlar çıkaramıyorsunuz bu karşılaşmadaki gibi ama sona kaldığınız zaman özellikle tecavüz modon kısmında çok şey bir tank olduğunuz için, hantal bir tank olduğunuz için çok çabuk çevrilebiliyorsunuz. Öyle de negatif eksileri var ama artık yani bir şeyden de kısınlar, zırh vermiş, top vermiş adam sana. Bir zahmet hareket kabiliyetini de kıssın. Şimdi ünlü bir WOT atasözü şöyle demiş abi. Hiç kimseden korkma, kendi takım arkadaşından korktuğun kadar. Görüyorsun şu herif bütün atışlarımı bloklamakla meşgul yani şu anda. Hiçbir şey yapmıyor bu geri zekalı gerzek. Yani ilginç bir adam. Gerçekten ilginç bir adam. Bir şey demek istemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi asıl olaylar buradan başlıyor. IS de iyi deldi helal olsun ama bayağıdır aim koymuştu muhtemelen. Nişan almıştı. Şimdi bakın. Sektiriyorum. Bir sektirme daha. Topum da çok iyi. Solu bir yandan kontrol ediyorum. Sağa bakıyorum. Çıkamıyorlar, bana gelemiyorlar. Evet, IS'i oradan çekmem önemliydi çünkü şu sağ tarafa tam odaklanmamı engelliyordu. Şimdi sağ taraftakileri de tıkır tıkır çekiyoruz. Evet, bir daha bir niyetlendi bakalım. Girecek mi diye. Soldaki çok pasif kaldı. Buradaki arkadaşları bayağı bir sıkıntıya soktuk. Muhtemelen kırmızı gözüküyor. Zaten değişikli bir arkadaş. Attığını da vuramayan bir tip. Biraz da şanslı. Mermiler sekiyor böyle altından altından geçiyor. Bir kere daha sekti ama o herifin kaçacağı bir yeri yok. Ben onu her türlü yakalayacağım burada. Güzel bir şekilde. Şimdi bir kere daha vurduk. Bakalım ne yapacak. Ha gayret. Yine vuramıyor. Görüyorsunuz zırhlı ama tamamen delinmez bir tank değil. Kupulasına özellikle düzgün nişan alındığı zaman AT-15'te delinebilir bir tank. Ama çok ince noktalar olduğu için oralar savaş içerisinde hareket halindeyken vurmak zor. İşte zırhlılığı da aslında buradan kaynaklanıyor biraz. Löv gördüğünüz gibi vuruyor. Böyle nişancı bir tank sizi delebiliyor ama çok güçlü bir topumuz var dedik ve gerçekten çok keyifli bir maçtı benim son dönemde oynadığım en keyif aldığım maçlardan bir tanesiydi. Gelin artık gelin gelin sen de gel o da gelsin. Hep bu şekilde oyun boyunca bayağı bir
atışı göğüs dediğimiz, topumuzla da milleti takır takır ağlattığımız bir karşılaşma oldu. AT-15 düzgün maçlarda denk gelirse düzgün kullanabilirsiniz. Biraz yavaş bir tank olmasına rağmen geniş alanlarda yakalanmamaya dikkat edeceksiniz böyle bir tankla. İyi işler yapar. Arka tarafta yatarak da iyi işler yapar. Birebir mücadelelere girerek de çok çok iyi işler yapar. Diyelim ve son karşılaşmamıza geçelim. Şimdi farklı bir avcı tank yine. Obje 268 serisinin Rus hattının seviye 8'deki avcı tankı Isu 152. Çok iyi bir topu var yine bu arkadaşında. Az önceki tankın AT-15'in topunun tam tersi bir top. Yani uzun dolduruyorsunuz. Nispeten uzun dolduruyorsunuz. İyi bir dolum süresi var aslında. Bayağı yüksek vuruyorsunuz. Yüksek dediğim 640 vuruyorsunuz. 286 deliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu tankın normal mermisi 10 seviye bir top var üzerinde. Ve H mermisiyle de eğer denk getirirseniz 1000'e kadar hasarlar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da yüksek, eğlenceli, keyifli bir topu var. Bu tankın nasıl bir eksisi var? Kıvraklık falan fena değil, zırhı troll. Ama bu tankın da eksisi can puanının çok düşük olması. Yani iki mermide orada mesela bir tane, iki tane vurdu o pantera. Direkt yarı cana düştük mesela. O yüzden bu tankı da oynarken çok riskli oynamamak gerekiyor. Çünkü çok hemen can puanınızı kaybedebiliyorsunuz. Şimdi AT-15 maçı da buradaki karşılaşmayı da görüyorsunuz. Böyle pek bir pozisyon alacak bir durumda değildik açıkçası. Hani direkt olayların içine girdik. Scorpion maçı gibi olmadı. Çünkü haritadan haritaya da avcıların kullanımı oldukça değişiyor arkadaşlar. Neden? Her harita böyle avcı tanklara uygun haritalar olmuyor. Mesela buradaki gibi. Yani yatacak ve haritanın genişliğine, geneline hakim olacak noktalar olmuyor. Bu arada çok ince bir atış geldi. Gireceğini kesinlikle düşünmüyordum ama bayağı güzel bir şekilde HMM'yi VTOF'a soktuk orada ve ilerliyoruz. Dediğim gibi her harita avcılara uygun değil. O yüzden her haritadaki oyun stiliniz de değişiyor. Her zaman arkada yatacaksınız diye bir şey yok. Burada arkada yatsanız nerede yatacaksınız yani? Tabii her haritada yine illaki savaş bölgelerinde avcı tankların arkada kalacağı pozisyonlar var. Şimdi burada da kime niyet, kime kısmet. Ben normalde şu T49'a diye gelmiştim ama yazık oldu herife ya. Ve diğer VTOF'un kafasını gördüm. Direkt H'ye yapıştırıp yakarak bayağı da yüksek bir hasar vererekten o arkadaşı da garajına yolluyoruz. Demem o ki her zaman arkada yatmanıza gerek yok. Avcı tanklarla böyle direkt birebir mücadelelere de girebilirsiniz. Uygun pozisyonlara, müsait pozisyonlara, müsait haritalara denk geldiğiniz zaman. Evet, şimdi karşılaşmanın sonuna doğru geliyoruz artık. Bayağı yüksek hasarlar vurduk. Özellikle HM mermilerimizin ilginç şekilde rakiplere isabet etmesi neticesinde beklemediğimiz şekillerde güzel bir hasara ulaşmış olduk. Bu da değişik bir ISU oyunu oldu bizim açımızdan. Ben açıkçası bu kadar yüksek hasar verebileceğimi tahmin etmiyordum maçın başında. Hani 2,5 belki 3K atarız diyordum ama güzel oldu. Arkadaş kaçıyor ama şöyle gidiş yoluna ayağımıza oturacak şekilde yapıştırıp onu da garajına yolluyoruz. Avcı tanklar böyle 3 tane güzel avcı maçı denk gelmiş oldu. Onları size aktarmak istedim. Oynanışları birbirinden farklı ama temel mantalite her zaman takımınıza düzgün destek vermek yönünde olmalı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve birazcık bilgilendirici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.